Zarı havaya attığımızda birden altıya kadar olan rakamlardan bir tanesi altta kalacak. Biz onu göremeyeceğiz ama en üste gelenle çevredeki yani yan taraftaki dört taneyi görmüş olacağız. İşte en üstteki ve etrafındaki o dört taneyi topladığımızda asal sayıya ulaşma olasılığımız bizden istenmiş. Normalde zarın üzerindeki rakamlar olan 1 2 3 4 5 6'yı toplasak bu toplam bize kaçı vermiş olacaktır? 21'i vermiş olacaktır arkadaşlar. Şurayı 21 olarak yazalım. Mesela biz zarı attığımızda alt yüze yani bizim göremediğimiz yüze 1 gelse diğer kısımlarda en üstte ve etraftaki 4 tane de 2 3 4 5 6 bulunur. Bunların toplamı da artık 1 olmadığı için 21 1'den 20 gelecektir. Demek ki n6 1 geldiğinde diğerlerinin toplamı 20 yapar. Bakın 20 de asal sayı değildir arkadaşlar. Peki n6 2 gelse bu sefer 2 haricindekileri toplarız. Yani hepsinin toplamı olan 21'i 2 eksiltmiş oluruz. Bu da 21 2'den bize 19 verecektir. İşte burada asal bir toplama ulaşmış olduk. Peki 3 gelse n6'a 21 3'ten 18 olur diğerlerinin toplamı. 4 gelse 21 4'ten 17 olur. 5 gelse 21 5'ten 16 6 gelirse de 21 6'dan 15'e ulaşmış oluruz. Sonuçta 6 tane rakam var 6'a gelebilecek. Bu da kalanların toplamını 6 farklı değer olarak bize vermiş oluyor. Elde edebileceğimiz 6 tane sonuç var. Bunlardan 2 tanesi 19 ve 17 asal olduğu için buraya da 2 yazarız. Ve aradığımız olasılığı 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız burada B şıkkı gelecektir. 3 tane zarı havaya attığımızda her birinin bize verebileceği 6 tane değer var. Bu durumda tüm durumlarımız 6 çarpı 6 çarpı 6 olarak gelecektir. Biz ne istiyoruz? Üst yüze gelen 3 değerin çarpımının 30 olmasını istiyoruz. Birden 6'ya kadar olan rakamları kullanacağız. 3 tanesini seçeceğiz. Çarpımlarının 30 olmasını istiyoruz. Mesela 1 çarpı 5 çarpı 6'yı ne yapabiliriz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Bunun dışında 2 çarpı 3 çarpı 5'i de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bunun dışında herhangi bir durum ne yapmayacaktır? Gelmeyecektir. Ee, peki şimdi 1, 5, 6'ya bakalım. 3 tane zarımız var. Ee, buradaki 1, 5, 6 her birinden ne yapabilir? Gelebilir. Yani 1, 5, 6'yı 1. zar, 2. zar, 3. zar olarak şöyle sıraladığımızda... ...bu 1, bu 5, bu 6 olabilir... Bu 5, bu 1, bu 6 olabilir. Aslında bu 3 değeri buradaki 3 yeri sıralıyoruz. Bu da bize 3 faktöriyel farklı sıralama verecektir. Aynısı 2, 3, 5 için de geçerlidir. 3 faktöriyel durumda oradan gelmiş olur. 3 faktöriyel 6 yapar. Pay kısmına 2 tane 6 gelmiş olur. Paydamızda da 6 çarpı 6 çarpı 6'nın olduğunu biliyoruz. Şu 6'lar gider. Geriye 2 bölü 6 kere 6. Yani 2 bölü 36'dan 1 bölü 18 kalır. Doğru cevabımızın A şıkkı 1 bölü 18 olması gerekir. İkisi kırmızı, dördü sarı olmak üzere bir torbanın içinde toplamda 6 tane bilyenin olduğu söylenmiş. Bu bilyelerden birini çekiyoruz ve bunun sarı olmasını istiyoruz. Toplam sarı adedimiz 4, toplam bilye adedimiz 6 olduğu için buradaki olasılık 4 bölü 6 olarak gelecektir. Çektiğimiz bilye sarı da olsa kırmızı da olsa ki biz sarı çektiğimizi düşündük. Geri torbanın içine atıyoruz ve yine 6 bilyeye ulaşıyoruz torbanın içinde. Ve ikinci bir işlem gerçekleştiriyoruz. Yine bir bilye çekiyoruz. Bunun da kırmızı olmasını istiyoruz. Şu anda toplam bilye sayımız yine 6 oldu. Çektiğimizi geri attığımız için. Kırmızı sayımız da 2 olduğu için bu sefer pay kısmına 2 yazıyoruz. Bunların çarpımıyla da olasılığımızı hesaplamış oluyoruz. 4 bölü 6 sadeleştirdiğimizde bize 2 bölü 3'ü verir. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelir. Bunların çarpımı bize 2 bölü 9'u yani D şıkkını verecektir. Birinci vazodan seçeceğimiz sayının kesinlikle tek sayı olduğunu görüyoruz. O zaman ikinci vazodan da çift bir sayı çekmeyi isteriz ki tek de çiftin toplamı bize tek bir sayı vermiş olsun. Tabii ki ikinci vazoda çift sayılar da olabilir, tek sayılar da olabilir. Ama olabildiğince fazla çift sayı buradaki toplamda Tek sayı elde etme olasılığımızı olabildiğince yüksek yapacaktır. O zaman şıklardaki değerlere baktığımızda hangi altılıda en fazla çift sayı varsa aradığımız cevap da o olarak gelir. Bakın D şıkkında 6 tane sayıdan 5 tanesi bize çift sayı olarak verilmiştir. Maksimum çift sayı adedi D şıkkındadır. O zaman doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Sayıyı oluşturan rakamlardan kaç tanesi sayıyı bölüyor? Öncelikle buna bir bakalım. Ee, zaten sayı 1'e bölüneceği için bir kesinlikle bu sayıyı bölmüş olur. E 9'a bölünüyor mu diye bakalım. 9'a bölünüyorsa 3 ile de bölünmüş olacaktır. Rakamlarını topladığımızda 12, 14, 19, 28, 34, 37, 38 gelmiş olur. Bakın 38 3'ün de tam katı değildir, 9'un da tam katı değildir. Dolayısıyla bu sayı 3'e de tam bölünmez, 9'a da tam bölünmez. 3'e tam bölünmediği için 6'ya da tam bölünmeyecektir. Birler basamağında 5 veya 0 olmadığı için 5'e de tam bölünmemiş olur. Birler basamağında çift sayı olduğu için 2 ile tam bölünür. Son 2 basamaktaki 48 sayısı 4'e tam bölündüğü için 4'e tam bölünmüş olur. Son 3 basamaktaki 248 sayısı 8'e tam bölündüğü için 8'e de tam bölünmüş olacaktır. Demek ki bu sayıyı oluşturan 8 rakamdan 4'üne sayımız tam bölünür. 8 rakamdan birini seçeceğiz. Paydamıza 8 durum gelir. Bunlardan 4 tanesi bu sayıyı böleceği için bize istediğimizi veren de 4 durum vardır. O zaman aradığımız olasılık da 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. 4 madeni parayı havaya attığımızda en az birinin tura gelme olasılığını hesaplamaya çalışacağız. Bence bir dediğimiz tüm olasılığımızdan hiçbirinin tura gelmediği durumu çıkartırsak kalan durumlarda en azından bir tura bulunur. O zaman birincinin de, ikincinin de, üçüncünün de, dördüncünün de ne geldiği duruma bakacağız? Yazı geldiği duruma bakacağız. E yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, buradan 1 bölü 2, buradan 1 bölü 2, buradan 1 bölü 2 gelir. Bunların çarpımı bize 1 bölü 16'yı verir. Yani 1 bölü 16 olasılıkla hiç tura gelmez. Bunun dışındaki turumlarda kesinlikle en azından bir tura olacaktır. O zaman 1 eksi 1 bölü 16 yani 15 bölü 16 olasılıkla bu 4 paradan en az biri tura gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Alt tarafta bize verilen iki deliğin de tamamen ne olmasını istiyoruz? Kapanmasını istiyoruz. Burada şu kırmızıyla yuvarlak içine aldığım bir kenarı iki birim olan kare dışındaki tüm levhalar alt taraftaki iki deliği de tam olarak ne yapabilir? Kapatabilir. Demek ki biz bunun dışında iki taneyi seçip buraya yerleştirmek istiyoruz. Burayı birinci delik, burayı da ikinci delik gibi düşünelim. Birinci dedim şuraya da ikinci diyorum arkadaşlar. Burada bence şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Bizim işimize yarayan 1, 2, 3, 4, 5 tane levha var. E, kırmızıyla çevrelediğimi biz kullanmak istemiyoruz. O zaman birinci delik için 6 tane seçim hakkım var. Ama 5 tanesi benim işimi görüyor. Demek ki buradaki olasılık 5 bölü 6 olarak gelecektir. Şimdi levhalardan birini kullandım. O zaman geriye 5 levha kaldı. Bu sefer bu 5 levhadan e, 1, 2, 3, 4 tanesi benim işime görüyor. Ve bu 5 taneden birini seçeceğim. 2. deliği kapatmak istiyorum. 4 tanesi benim işimi görüyor ama 5 delha var. O zaman buradaki olasılık da 4/5 olarak gelecektir. Bunların çarpımı da bana aradığım olasılığı verir. 5 der giderse geriye 4/6'dan 2/3 kalır. Doğru cevabımızın E şıkkı 2/3 gelmesi gerekir. 10 noktadan herhangi 3 tanesini seçeceğiz ve üçgen oluşturacağız. Bu bize tüm durumlarımızda onun üçlü kombinasyonu yani 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak verir. Bizim istediğimiz durumlara baktığımızda köşelerimizden biri kesinlikle B olmasın diyoruz ama biri de kesinlikle A olsun diyoruz. 10 tane noktadan biri B'ydi. B'yi bir kenara bıraktığımızda 9 nokta kalır. Bu 9 noktadan biri de A olduğu için 9 1'den A dışında 8 tane noktamızın olduğunu söyleyebiliriz. A'nın yanına bu 8 noktadan 2 tanesini daha ekleyip toplamda 3 nokta yani birleştirdiğimizde bir üçgen elde etmiş olacağız. O zaman bu bize 8'in ikilisi kadar durumu verecektir. 8'in ikilisi 8'in ikili kombinasyondur. O da 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 gelir. Burayı düzenleyelim. Bakın şu 2 çarpı 1'ler gitsin. Buradaki 8'ler de gitmiş olsun. Üst tarafta sadece 7 kalmış olur. Alt tarafta da 10 kere 9, 90, 90 bölü 3'ten 30 gelir. O zaman aradığımız olasılığın E şıkkı 7 bölü 30 olması gerekir. Aslında iki tane A harfi, iki tane Y harfi ve bir tane T harfini e, kendi içinde sıraladığımızı öncelikle düşünüyoruz. Tekrarlı permütasyona götürür bu bizi. 5 faktöriyel bölü tekrarlayanlar. 2 tane A'dan iki faktöriyel, 2 tane Y'den iki faktöriyeli yazarız. Buradan da 120 bölü 2 kere 2, 4'ten kaç gelmiş olur? 30 gelmiş olur. Elimizde 30 durum var. Bizim istediğimiz durumsa şu. E, A'yı buraya, Y'yi buraya, T'yi buraya yazalım. A'yı buraya, Y'yi buraya, T'yi de buraya zaten yazdığımız için hem buradan AYT'yi hem de buradan AYT'yi okumuş olalım. Bu da zaten bize neyi verecektir? Sadece bu durumu verecektir. Bunun dışında AYT, AYT'yi elde etme şansımız olmaz. Demek ki bize istediğimizi veren bir durum var. Tüm durumlarımız da 30'dur. O zaman aradığımız olasılığında 1 bölü 30 yani A şıkkı gelmesi gerekir. Boyutları birbirinden farklı olduğu için elimizde 5 artı 3'ten 8 tane birbirinden farklı boncuk olduğunu düşüneceğiz. Bunları rastgele dizeceğiz. Bu dizilişte herhangi iki kırmızı boncuğun yan yana gelmeme olasılığının kaç olduğunu arıyoruz. Ee, burada e, öncelikle tüm durumumuzu bulmak için 5 artı 3'ten 8 boncuk yan yana diziyoruz. 8 faktöriyel durumu paydamıza yazmamız gerekir. Bizim istediğimiz durumlarsa kırmızıların yan yana gelmeme durumu. O zaman şöyle yaparız arkadaşlar. Bakın sarılarımızı şöyle birbirlerinden farklı oldukları için S1, S2 C3, C4 ve C5 diye ne yapmış oluruz? Göstermiş oluruz. Burada s 1in sol tarafında, şunların arasında 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 ve C5'in sağ tarafında yerler var gibi düşünüp kırmızıları burada maviyle gösterdiğim 6 yere yerleştiririz. Buraları yerleştirdiğimizde yan yana gelmeyeceklerini rahatlıkla zaten görüyoruz. Çünkü aralarına sarılar girmiş oluyor. O zaman S1, S2, S3, S4 ve S5 kendi arasında 5 faktöriyel yer değiştirir. E, mavi ile gösterdiğim 6 yere ise şuradaki 3 tane kırmızıyı dizeceğiz. Birinci kırmızı için 6 seçenek, ikinci kırmızı için 5 seçenek, üçüncü kırmızı için de 4 seçenek gelecektir. İşte üst taraf bizim istediğimiz durumdur. Alt tarafta tüm durumlardır. Oranladığımızda olasılığı bulmuş oluruz. Burayı bir düzenleyelim. 5 faktörel aynen dursun. 6 çarpı 5 çarpı 4 diyelim. Alt tarafı da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel olarak yazmış olalım arkadaşlar. Şunlar birbirini ne yapmış olsun götürmüş olsun. 4 ve 8 de sadeleştirilmiş de burada 2 kalacaktır. Burada 1 kalır. Pay kısmına 5 payda 2 kere 7'den 14 gelir. Aradığımız cevabın c şıkkı 5 bölü 14 olması gerekir. 5 kişiyi buradaki 7 tane yere rastgele oturtmak istiyoruz. Birinci kişi için 7 seçenek var. İkinci kişi için 6, üçüncü için 5, dördüncü için 4, beşinci için de 3 seçenek olacaktır. Bu çarpım bize tüm durumları verir. Bizim istediğimiz durumlarsa 2 tane yan yana koltuğun boş olması. O zaman burada şöyle düşünebiliriz. O boş koltukları şöyle B ve B ile göstermiş olalım. Bunları yan yana oldukları için tek bir kişi gibi düşünebiliriz. Bir tane B ile gösterebiliriz. Bir de bizim 5 tane kişimiz var. O kişileri de K1, K2, K3, K4 ve K5 gibi düşünelim. Aslında biz burada B'yi, K1'i, K2'yi, K3'ü, K4'ü ve K5'i ne yapmış oluyoruz? Kendi içinde sıralamış oluyoruz arkadaşlar. Bu da bize 6 faktöriyel sıralamayı verecektir. Yani biz buraya 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yazarız. B zaten diğerlerinden farklı. Bunlarda farklı kişiler oldukları için 5 kişi de buradan bir de B. 6 kişi geldiği için arkadaşlar. O zaman burada 6 6 5 5 4 4 3 3 gider. Geriye de 2 çarpı 1 2 bölü alt taraftan da 7 kalır. Doğru cevabımızın B şıkkı 2 bölü 7 olması gerekir. Öncelikle tüm durumlarımızı bir bulalım. 9 tane yıldızımız var. 9 faktöriyel diye aklımıza gelir. Ama birbirine eş yıldızlar olduğu için tekrarlı permatosyon mantığıyla bunu oranlamamız gerekir. 3 tane sarıdan 3 faktöriyel, 3 tane maviden 3 faktöriyel, 3 tane yeşilden de 3 faktöriyel buraya gelmiş olacaktır. Bizim istediğimiz durumlara bakalım. En alt satırda üçünün de yeşil gelmesini istiyoruz. Demek ki şu en alt satırda 3 tane yeşili kullanacağız. Onlar zaten sabit en altta duruyor. Kalan 3 tane sarı ve 3 tane maviyi üst taraftaki şu 6 yere sıralayacağız. Yine aynı mantık 6 faktöriyel ama tekrarlayanlar olduğu için buraya da 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeli yazmamız gerekecek. Bakın 3 faktöriyel 3 faktöriyel 3 faktöriyel 3 faktöriyel, faktöriyel bunlar gitti. Yukarıda 6 faktöriyel kaldı arkadaşlar. Alt tarafta da 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel var. 3 faktöriyel şöyle yukarıya döner çarpı 3 faktöriyel diye gelir. Buraya da 9 faktöriyeli yazmamız gerekir. Düzenlediğimizde 6 faktöriyel çarpı 6 yazıyorum 3 faktöriyeli 9 faktöriyeli de 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazmak istiyorum arkadaşlar. 6 faktöriyeller gider. 9 kere 8 72 yapar. 6 ve 72'yi sadeleştirince burada 12 burada 1 kalır. O zaman olasılığımız 1 bölü 7 çarpı 12. Yani 1 bölü 84 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Orbadaki toplam beyaz bilye sayısını küçük b ile toplam kırmızı bilye sayısını küçük k ile gösterelim. Tüm bilyelerimizin sayısı da b artı k olarak gelecektir. Bir tane bilye seçiyoruz. Beyaz olma olasılığını 1 bölü 6 olarak belirliyoruz. Bu olasılık bir tane seçtiğimiz için toplam beyaz sayısı bölü toplam bilye sayısı ile bulunacaktır. Bu da bize B bölü B artı K'yi verir. Bakın bu 1 bölü 6'ya eşitmiş. İçler dışlar yaptığımızda 6 tane B, B artı K gelir. Buradan da K'miz 5B olarak bulunmuş olacaktır. O zaman kırmızıların sayısı beyazların sayısının 5 katıymış. Şöyle yapalım bence. Beyaz sayısına biz M diyelim. Kırmızı sayısı bunun 5 katından 5 M'ye gelsin. Toplam bilye sayısı da ikisinin toplamından 6 M olarak gelmiş olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Torbadan rastgele 2 bilye aldığımızda bilyelerin birinin beyaz diğerinin kırmızı olma olasılığı 10 bölü 33 olarak verilmiş. Şimdi iki tane bilye seçtiğimiz için 6 m'nin içinden 2 tane seçiyoruz. Yani 6 m'nin ikili kombinasyonunu buluyoruz. Biz bunu şöyle 6 m'nin ikilisi olarak gösterelim. Ve birinin beyaz birinin kırmızı geldiği durumdaki olasılığı biliyoruz. Birinin beyaz gelmesi demek m tane beyazdan birinin gelmesi demektir. Bu da M'nin birli kombinasyonundan bize M'yi vermiş olur. Diğerinin kırmızı gelmesi demek 5M tane kırmızıdan birinin gelmesi demektir. Bu da 5M'nin birli kombinasyonundan yine bize 5M'yi vermiş olacaktır. İşte bu oranın 10 bölü 33 gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Burayı biraz düzenleyelim. Yukarısı 5 çarpı M çarpı M gelmiş oldu. Alt tarafa baktığımızda 6M'nin ikili kombinasyonunu yapacağız. Bu da bize 6M çarpı 6M eksi 1 bölü 2 çarpı 1'i verecektir. Paydaya yazdım ya o 2 çarpı 1 yukarıya döner. Buraya şöyle çarpı 2 çarpı 1 diye yazalım. Alt tarafa da 6M çarpı 6M eksi 1 diyelim arkadaşlar. İşte bu bize neyi vermelidir? 10 bölü 33'ü vermelidir. Şurada M'leri sadeleştirmiş olalım. Ee, bakın 5 kere 2 10 yapar. Burası da gitsin. Elimizde e, hatta 6'yı 3'e bölelim 2. 33 bölü 3'ten de 11 gelsin. Elimizde M bölü 2'yi dağıtırsak 12M-2 eşittir. Burada 1 kaldığı için 1 bölü 11 kalacaktır arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımızı düşünelim. Şöyle en sağa yazalım. 11 tane M'miz 12M-2 eşit olur. Buradan da M'miz 2 olarak bulunur. Torbadaki toplam bile sayısı yani 6M sorulmuş. M2 ise 6M 6 kere 2'den 12'dir. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. İki tane koltuktan birini Ertuğrul için diğerini de Kerem için seçmemiz gerekiyor. Toplamda 12 koltuğumuz var. Ertuğrul için seçim yapacak olsak 12 seçeneğimiz var. E birine Ertuğrul oturdu o zaman Kerem için 11 seçenek kalır. Bu da 12 çarpı 11 yani 132 durumu bize verecektir. Bu 132 durumdan biz neyi istiyoruz? Ertuğrul ile Kerem'in oturdukları koltuk numaraları arasındaki farkın 3 olmasını istiyoruz. Mesela biri 1'e oturduğunda diğeri kaça oturabilir? 4'e oturabilir arkadaşlar. Aradaki fark 3 olduğu için biri 2'ye oturduğunda diğeri 5'e oturabilir. Böyle gideceğiz. Yani biz burada 1 ve 4'ü kullanabiliriz. 2 ve 5'i kullanabiliriz. 3 ve 6'yı kullanabiliriz. Bu şekilde gittiğimizde en son 9 ve 12 kullanabiliriz. Bakın 1'den 9'a kadar burada 9 durumun olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada dikkat ettiğimiz husus şu. Mesela 1 ve 4'ü seçtiğimizde Ertuğrul 1'de Kerem 4'te olabilir ya da Kerem 1'de Ertuğrul 4'te olabilir. Yani bu her seçim bize 2 durumu verecektir. O zaman 9 kere 2'den burada da 18 durum bize istediğimiz şartları sağlatacaktır arkadaşlar. Bizim istediğimiz 18 durum var. Tüm durumlarımız 132. 132'yi 12 çarpı 11 olarak yazdığımızı düşünelim. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3, 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2 gelir. O zaman buradaki olasılık 3 bölü 2 kere 11. Yani 3 bölü 22 gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir.